Siz bana mektup yazdınız ya. Mektupta. Evet, evet. Rehime dinlesin. Kız kardeşleri dinlesin. Rahime Hanım'ı dinlesin. Evet, dinliyorum. Şimdi dinliyorum. Ben satır satır okuyup satır satır soracağım tamam, onu. Tamam, özellikle de ben dinliyorum. Tamam, özellikle ilk cümleyi Rahime Hanım'a yanıt versin. Ha? Sıradan okuyun, kişine versin. Şimdi bizimle özel görüşmek istemiş. Belki yayından sonra özel görüşmeyi gerçekleştiririz. Demiş ki, İsmail sizden bahsediyor ve kardeşleri. Benim hakkımda jandarmada dostumun ve şeyde savcılıkta dostumun olduğunu, sevgilim olduğunu söylüyorlar. Evet. Onun için ceza alıyormuşum. Şimdi soruyorsa ispat et. Kime söyledim? Sor. Öyle diyor. Melek Hanım mı söyledi? Şunu söylerim. Evet. Karakolda, jandarmada, herhangi bir yerlerde bağlantısı sana var olduğunu köy biliyor. Bağlantısı var mı? Sevgililik baş kocası bak, burada bakın, ya. Sevgili bakın, başka bir bağlantılık şey. Bağlantılık başka bir şey. Bağlantı kurmak başka bir şey. Sevgilisi var demek başka bir şey. Böyle mi? Sevgili var. Yapmak için böyle diyor. Böyle bir şey. Dostu var olduğunu söyledi. Bak. Bak dediler. Söyledi mi? Kime ben söyledim? Dost dediğimi sevgili işte bakın, değil mi? Kime söyledim? Bir saniye dinle. Kime söyledim? Ben burada konuşurken bakın ben burada konuşurken diyor, elimde delil yok dedim. Ama konuştukları sözleri kime söyledi? Kime dedi? Şahitlerini söyleyerek. Hayır, bu konuştuğumuz notlar ben ya. Ben kime ne dediysem, kime ne dediysem hepsini ispat etmek mecburiyet nedir? Ben konuştuklarımı ispat etmek. Bir daha özür dilerim. Sinem bizim toplantıda konuştuğumuz Doğanay'ın aldığı ve uzmana yaptığımız notlar benim şu anda elimde yok. Onu bana getirir misiniz? Birden anlatabildim mi arkadaşlar? Anlatabildim mi? Sinirlendirmeyi mi rica edeceğim ya? Allah Allah, bu raporları okumamı mı istiyorsunuz hemen şimdi? Bunun bir sonucuna varmıştık ya, onu istiyorum ben sizden ya. Tövbe estağfurullah ya. Ama bakın Necmi Bey, sizin karınızla ilgili olarak sevgilisi var lafını siz kimden duydunuz? Kendisi söyledi jandarmaya anlatırken, ben de bizim evde oturuyordum. Bunlar da aşağıda jandarmayla konuşurken, dostu var jandarmada diye duydum ve de koştum üzerine jandarma beni çağırdı. Bakın bunları jandarma ayırdı. Evet. Ben ama şu bunları jandarma ayırdı cemiyette, jandarma. Bakın şu cemiyette eğer bildiklerimin haricinde bir yalan, bir iftira, bir herhangi bir şey söylersem Allah beni evime nasip etmesin. Ben değil. Ben burada sadece şunun için geldim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözüne muhatap olmam. Doğrusu programa çıkmak istemiyordum. İstemediğimin tek sebebi doğrudan korkmak için değildi, iftiradan korkmak içindi. Korktuğum içindi. Bu iftira diyorsunuz. Ben böyle bir şey söylemedim. Bakın, iftirayı anlatacaksın bak. Tam şey yeridir. O dediği laflar çıkacak meydana. Bunlar da çünkü çıkaran bunlar. Onu da aldım. Melek Hanım ben şöyle evet, sorayım o zaman. Jandarma geldi. Diğer bir kardeşim Sultan'ın ben aracıları taksimat ettiğim zaman da bu kalktı ekibi. Aynı eşit akta verdiğim halde bu kalktı onun hakkına tecavüz ediyordu. Ve o gün olay çıkacaktı, jandarmayı çağırdı, jandarma geldi. Ben de durumu jandarmaya orada izah ettim. Bu üstüne aşağı bana hücum ederek, küfür ederek üzerime koştu. Jandarma da şahide bizi şahide. Kime dedim ben bu lafı? Orada bir sürü insan vardı. Sana niye yürüdüm? Niye yürüdüm üzerine? Aziz Bayraktar oradaydı. Niye yürüdüm? Niye? Niye? Kadir oradaydı. Bilmem kim oradaydı. Hepsi oradaydı. Ben orada ne söyledim? Yapılan işlerin doğruluğunu, şunu şöyle yaptım, eşit hakkıyla herkese böldüğüm kimin için. Kimin malını? Böldüğüm için. Size ben tamam, malları konuşacağız da. Hedefte kudurdum, mal yükte kudurdu. Şimdi mektuptan gidelim, mektuptan gidelim adım adım. Mirasa geleceğim. Esra öldürüsüye dayak yemişti, onu da konuşacağız. Mektuptan gidelim. Ben şunu merak ettim Melek Hanım, sizin şeyde yani jandarmada ya da işte savcılıkta tanıdığınız yakınlarınız, arkadaşlarınız var mı? Hayır. Sohbet ettiğiniz. Hayır asla. Sadece herhangi bir ihtiyacım özel olduğu hukukunuzun olduğu. Asla. Herkesin, bakın, herkesin her yerde bakın, olabilir. Bir şey söyleyeyim. Arasın. Yok diyor. Albay arasın. Hareket merkezi arasın. Öncesinden istihbarat yüzbaşıya o zaman samimiydi benimle. Bir işimiz vardı. Dedi ki abi istihbarat yüzbaşıya filan isime git. Evet. Git. Evet. Ve söyle. Evet. Kız kaçma olayı vardı. Evet. Şimdi hala o devam ediyor, etmiyor değil. Ne demek o ya? İstihbarattaki kişiye ne bilgi mi aktarıyordu? Yani şu. Bakın muhbir. Şu. Muhbir. Evet. Vay. Alay komutanlığı şu anda seni dinliyor. Baba sen alay komutanlığı şu anda seni dinliyor. Bir dakika olay nereye gidiyor ya? Başsavcı da dinliyor. Ne demek o? Melek Hanım ne demek o? Bu konuşmaların hepsi suç.
Siz dinlediğini nereden biliyorsunuz? Kendi ağzına dinleyin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bu saniye ben onu dinliyorum. İsmail Bey, babamın onu konuşacağız ama. Mektubu yazınca isterseniz konuştuk. Bir dakika. Funda Hanım buyurun, ne dediniz? Yok, siz nereden biliyorsunuz dedim şu anda dinlediğini. Alay komutanıyla Sayın Başsavcımızın. Çünkü dinliyorlar bu suç biz dinliyorlarsa sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz da. Dinliyorlar, bir tehditkar var, bir hava vardı sanki. Beni jandarma aradı. İfadeyi çağırdı. Ne zaman? Bir ay oldu mu? Bilmiyorum. Az da olmadı. Tarihini bilmiyorum çünkü aklıma bakmadım tarihe. Dedi ki senin aile dedi, anasını babasını öldürdüğüne dair dedi suç duyurusunda bulundu. Biz orada bir ay önce. Ben de dedim ki ben Nail'e hanımla 3 senedir görüşmedim. 3 senede yüz yüze gelmedim. Nasıl kavga ettik? Nasıl münakaşa etmişik? Ya bir şey söyleyeceğim. Siz köydeki bazı şeyleri tabii yani... Didem Hanım, bakın. Nasıl bir ihbarda bulunuyordunuz? Muhbirlik mi yapıyordunuz? Şöyle söyleyeyim. Bir dakika, dur bir dakika, merak ettim ya. Neyle ilgili bilgi veriyordunuz? Konuşsak, konuşmasak. Peki, evet. Anladım. Neyse, devlet sırrı galiba. İlginç, vay. Şimdi haber kaynakları vardır Didem Hanım. Muhbirlik farklı bir şey. Var tabii bizde. Herkesin haber kaynağı var. Sokak çalışmaları benim yaparken. Benim de haber kaynaklarım var. Ama muhbirlik başka bir şey. Yani o farklı bir şey tabii. Yani gidip de ben Melek Hanım'a işte bu konuyla alakalı bir şey duydunuz peki mu diye sormam. O anda benim ismimi öğrenir, beni arkadaş ya da dost gibi görebilir. Ona bir şey diyemeyiz. Şimdi gelelim mektubun ikinci satırına. Hepsi ayrı bir şey de enteresan. İsmail Bey diyor, İsmail Bey babasını kaç kez dövdü? Benzin alıp evi yakmaya kaç kez denedi? Tam tersi yaptı. Dayım sabaha kadar evin etrafında nöbet bekledi. Evet. Bakın. Beni, öyle mi? Beni her şeyi konuşturmaya mecbur etmesinler. Yusuf Bayraktar konuşsun. Bakın, öyle konuşsun. Bakın, İddianızı söyledim ama her şeyi konuşmaya bakın, beni mecbur et, ben mi konuşacağım dedi. Bakın. Buyur İsmail Bey. Bu evi ben yaptım ya. Yalan. Yalan. Bakın, evet. Bu evi ben yaptım konuşsun ya. İnsan yaptığını. Ben evi yaptıktan sonra ben o yaptığım evde 3 ay helal ekmek yedirmediler bana. Beni doğru evden attılar. Sanki annem babam bakın, yedi. Diğer 7 kardeş söylesin. Bir. Kimin bir dakika bir şey söyleyeceğim. İsmail Bey bir dakika. Evi kim yaptı Nail Hanım? İsmail abim yaptı. Muhtarına evet sor, köylüye yaşlısına sor hepsini. Rahime Hanım evi kim yaptı? Efendim? Evi kim yaptı? İsmail Bey mi yaptı? Abim, ben abim yaptı diye biliyorum. Babamla ikisi beraber Necmi yani uğraşıyorlardı. Abiniz yapmış. Evet, zor hayal meyal hatırlıyorum. Tamam siz evet söyleyin. Ben söyleyeyim. Kim yaptı evi? Para destekli yaptı. Parayı, doğrudur. Parayı dedem para babam verdi. Verdi. Hayır hayır. Bir şey, bildiğim bir şey. Abim yaptı. Verdiği parayı yaptı. Ve o yaptığı karşılığına da babam arsayı buna verdi. Ha, karşılığını aldı. Karşılığını aldı. İsmail gerçek Bey, bu. Bakın. Buyur. Olay şu. Beni evden attı mı bunlar? Evden beni attıktan sonra ben kendi yaptığım ev varken... Ne zaman oluyor bunlar? Çok. 1982. Aa, o kadar önce. Evli miydiniz? Bakın. Yeni evlenmişim. Evi yaptığımda bekardım. O zamansa evlendim ben. Bunlar beni tekrar evden atınca bana dedi ki ev yap. Diğer arazide tapu olmadığı için git oraya bir daha ev yap dedi. Ha şunu da söyleyeyim. Babama dediler ki ya Recep amca bunu herkes bir köy biliyor ki bu evi İsmail yaptı. Ben çalıştım paramı o verdi. Malzemesini o aldı o yaptı da. Niçin buna bunu yapıyorsun? Samimi konuştuğu kişilerden birisi bana şunu söyledi. Dedi ki bak kardeşim ben de biliyorum onu o yaptı. Ama o yine yapar öbürleri yapamaz. Evi yakmaya kalkmadınız değil mi? Ben orasıyla ilgileniyorum. Hayır hayır. Buyur. Evi yakmaya evi kalktığınızı yapmaya söylüyor da çünkü. Hayır ya. Melek Hanım evi yakmaya sonra, kalktı mı? Evet evet. Ya anlatın ama ya, ya nasıl oldu bu iş ya? Benim ayağımı tutsan da vardı. Ya ondan sonra oldu. Çok doğru. Affıyorum. Tutsan da vardı. Olay şeyleri yanlış konuşuyor. Bunun üzerine bana. Eksik konuşuyor. Ama bir daha özür dilerim bir saniye bir dakika. Ben o detaylarla ilgilenmiyorum. Evet. Evi yakmaya kalktınız mı kalkmadınız mı? Hayır hayır. Ne zaman oldu? Evi yakmaya ne zaman kalktınız? Ben yeni evlendiğim zamanlar. 89'da. Ha, bir sene sonra. Babam bizim yanımıza, abimden biz armut odaydık. Babam geldi bize ağladı. Nasıl onu, evi yakmaya kalktı, bize, ne yaptı? Bana baltayla beni kesmeye kalktı dedi. Bana ne oldu gelin yardım edin. Baltayla abime silahla kovalayan babam, babam savuna bu. Geldi babam bize yalvardı. Sen abim bağlansın konuşsun. Diğer kardeşi de elinden. Ya da geldik bize eve. Önce dedi ki insan dedi. Dinlemiyorlar bak şimdi karıştırıyorum bakayım. Dinlemiyorlar ki bakayım. Döndürdüler babama. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Ben İstanbul'da hep oturuyordum. Hep yaptıklarını millete atıyorlar. Ben İstanbul'da oturuyordum. Köye gittiğim zaman da babam bunlardan bana dert yanardı. Ben de kalkardım babama derdim ki ya baba öbürü de senin gelinin o da senin gelinin.
O faydalanıyor, o da faydalansın canım. Yani idare et falan. Ya aranızda bir miras kavgası bakın, var. Miras o anda kavgasına yok, geleceğim. O anda yok. Ya başka ama bir şeye geleceğim. Babam bundan çekiyor evde. Kurtaramıyor bundan. Hiçbir şeysini kurtaramıyor. Ha. Bana der ki yani babam. Ben de babama yani orta yolu bulunsun diye izah etmeye çalışıyorum. Babam en son kızdı yani ben sana anlatıyorum bunu sen hala anlamıyorsun da hala benim böyle yapmamı istiyorsun diye beni bir daha benim huzuruma gelme dedi beni kovdu. Tamam peki bir şey söyleyeceğim. Haklın bak, olduğu yerler var. Bak yeminle konuşuyorum beni kovdu. Bak abi haklın olduğu yerler de çok var. Melek Hanım ne diyor? Haksız olduğun yerler de çok var. Bak haksız olduğun yerler de çok var. Ben sana hatta haksızsın her demiyorum şeyi, bak. Bir kişiyi hani ben yaptım diyerek. İsmail. Abi İsmail, bir dakika bak şunu söyleyeyim. Bir dakika o meseleleri birazdan. Güzel abi. İsmail Bey. İsmail Bey. İsmail Bey abicim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya sizin bu kavganız yüzünden adamcağız acaba derdinden mi öldü ya? Bu ne ya? Tövbe estağfurullah ya. İki ay önce babası. Bir dakika gelelim raporlara. Bir dakika gelelim raporlara gelelim. Şimdi. Epi kriz değerlendirme raporu benim elimde. 2-12-2018 tarihinde siz diyorsunuz ki ben yani o geceyle ilgili biraz şaibe var. Siz farklı şöyle, konuşuyorsunuz. Rayma Hanım farklı konuşuyor. Şöyle bir şey diyeyim. Saat bak, bir 10 meselesi var. Yo, saat 24 meselesi var. Bir belki karışa bulur o yani. Bak, tam olarak yani. Balık yerken balığı ağzından çıkardım. Balık değil, dedim, balık değil dedi. Ama öyle anlatmışsınız. Hayır. Neyse rapora gelelim. Rapora gelelim. Söyle rapora gelelim. Tamam aldım.